Beni tanımadın anne. Beni... Oğlun Ömer'i tanımadın anne. Sen beni niye tanımadın anne? Bundan dolayı mı? Anne beni niye tanımadın anne? Buradayım ben. Hani kokumu alırdın benim. Buradayım bak. Buradayım. Oğlun Ömer burada. Anne affet beni. Affet beni anneciğim. Dur. Anne. Anne geldin mi? Anne tanıdın mı beni? Tamam merak etme, iyi olacaksın. Tamam iyi anne olacaksın. Tanıdın mı beni? Ezel, tekrar merhaba. Nasılsın? Merak etme, kesikler derin değil. Ameliyat yaralarına dokunmamışız. Bir iki aya bir şeyin kalmaz. Ama asıl yaralar daha derindi. Ezel, sen bir insanın çok zor kaldırabileceği bir şey yaptın. Selma Hanım bir süre bakacak sana. O yüzden bir endişem yok. Ama siz de arada bir gelip kontrol edersiniz. Şüpheniz olmasın. Ha unutuyordum. Sana küçük bir şey. Bir saniye. Görüşürüz. Güle güle. Kimsiniz siz? Ben Ramiz Bey'in çok eski bir arkadaşıyım. Senin birazcık yardıma ihtiyacın olabileceğini söylemişti. Haklıymış. Biraz daha uzatalım. Bir de bir ton daha açık yapalım bundan sonra. Nasıl oldu? Yani kıyafette sorun yok. Ama içindekinin biraz daha işçiliğe ihtiyacı var. Sağ olun. İntikam için milletvekili gibi giyinmeme gerek var mı? Şşş, bu evde böyle sözlere gerek yok Ezel. Senin işin seni ilgilendirir. Benim işimse Ezel'i bir beyefendi yapmak. İyi şanslar. Ramiz Bey sana çok emek vermiş ama hapishanede öğrenilmeyecek şeyler var. Ne gibi? Tavır, görgü, zarafet, incelik. Ha, bir de bir insanın gözünün içine bakıp ustalıkla yalan söylemek.
Hazır mıyım sence? Doğru yolu. Hayır hayatım. Kesinlikle hazır değilsin. Ama hazır olmanın da başka bir yolu yok. Ezel, nasıl olmuşum, nasıl görünüyorum? Selma Hanım giydirdi. Dedi ki bu akşam çok işe yarayabilirmişim ben. Senin bilmediğin bir şey biliyor o zaman. Ezel, bir şey soracağım. Niye bu adam? Alıştırma turları. Hayır ama özellikle niye ilk hedef bu adam? Hoş geldiniz. Oo, Selma Hanım. Çünkü intikamım onunla başlıyor.